Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyü sakinleri il ve ilçelerin adını taşıyan soyadlarıyla dikkat çekiyor. 1870'li yıllarda kurulan Celaliye köyünde yaşayan vatandaşlar, 1934 yılındaki soyadı kanununun ardından seçtikleri soyadlarıyla dikkat çekiyor. Kimi askerliğini yaptı, kimi de çalışmak için gitti, il ve ilçelerin adlarını soyadı olarak kabul eden vatandaşlar, doğudan batıya pek çok yerleşim yerini soyadı hanelerini yazdırdı. Köy nüfusunun %70'inin yerleşim yerlerinden esinlenerek alınan soy isimlerinden oluştuğunu anlatan köy muhtarı Mustafa Balcı, köy sakinlerinin dedelerinden miras soyadlarından memnun olduğunu söyledi. Köyümüzde soy isim kanunu değişikliği olduğu zaman gelmişler tabii, sormuşlar. Nerede kim nerede askerlik yaptıysa orada soy isimlerini istemişler. Köy sakinlerine normal gelen soy isimlerinin köyü dışarıdan ziyaret edenlerce ilginç bulunduğunu vurgulayan Balcı şöyle konuştu. Herhalde 81 ilin 15-20 ilin soy ismi koymuşlar. Yani vatandaş kendileri istemiş. Edirne'de askerlik yapmış, Edirne demiş. Süleyman'da yapmış, Süleyman demiş. İzmir'de yapmış, İzmir demiş. Diyarbakır'da yapmış, Diyarbakır demiş. Yani böyle çeşitli Samsun, İpsala hep böyle değişik değişik. Bazıları gelmiş, diyelim köy kuruluşunda gelmişler Yambollu kasabasından. Yambollu almış soy ismini. Değişik değişik böyle yani il isimlerini soy isim olarak kabul etmişler. Balcı kendi soyadının ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden büyük dedelerinin arıcılık yapmalarından dolayı soyadlarını Balcı olarak belirlediğini sözlerine ekledi. Tabii ki ilginç karşılıyor niye diye. Mesela Diyarbakır soy ismi olduğu için Diyarbakırlı mı diye soruyorlar bilmeyenler. Ama yok alakası tabii. Diyarbakır'da askerlik yapmış. Gelmiş, burada olmuş 7-8 tane çocuğu değilim. 7-8 çocuğun torunları, şeyleri hepsi kalabalık olmuşlar. Biraz kalabalık Diyarbakır sülalesi. Hepsi öyle devam etmiş. Bizim soy ismimizde dedelerimiz tabii gelmiş Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan. Orada arıcılık yaparlarmış. 3-4 kardeş gelmiş. Birisine arıcılık yaptığı için Balcı vermişler. Birisine senin de bağcı olmasın, Balcı olmasın, bağcı olsun demişler. Birisine senin de arı olsun demişler. Köy sakinlerinden Engin Bursa ise Bursa soyadını dedesinin istediğini ve dönemin nüfus memurları tarafından da kabul edildiğini belirtti. Geliyor soyadı kanununda tapuca nüfusçu arkadaş geliyor. Köy konağına diyor işte ya burada olanlar gelip istediği soy ismi yazdırıyor. Köyü bilen ve tanıyan insanların soyadlarına alıştığını, ilk duyan insanların ise çok şaşırdığını dile getiren Bursa. Soyadlarımız ilginç karşılanıyor ama köyümüzü bilenler artık alıştı. Çevredeki insanların çoğu biliyor, şehir ismi duyduklarında Celaliye köyü diyorlar diye konuştu. Mesela Erzurum, Edirne, Bursa, işte Eskişehir, Yenişehir. Soy ismin dışarıda ilginç karşılanıyor mu? Ya karşılanıyor tabii ama alıştılar yani çevredekilerin çoğu biliyor. İşte Bursa dedin mi Celaliye diyorlar. Şükrü Diyarbakır'da büyük dedesinin Diyarbakır'da askerlik yaptığı için soyadının Diyarbakır olarak belirlendiğini kaydetti. Soy ismi yasası çıktığında o zamanki büyüklerimiz sorulan sorulara cevap olarak demişler ki acaba askerlik yaptığımız yerler şey olur mu? Soy isim konusuna geçer mi? Oradaki memurlar da demişler olurlar. Daha sonra işte bizim soy ismimiz Diyarbakır, arkadaşımızın soy ismi Bursa